Sokak lezzetlerini bizlere sevdiren ünlü Hazar Şef'ten bizler için vermiş olduğu bu özel tarifleri kaçırmayın. Merhaba, nasılsın? Gayet iyi. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ne kadar yoğun olduğunu biliyorum ama senin lezzetli tariflerine ihtiyacımız vardı. Burada bir yapmaya çalıştığımız olay şu aslında. Yani büfe evet, sokak lezzetleri. Ama içerisinde hep böyle bir, nasıl diyeyim, bir üst segment dokunuş var. Yani mesela gerçekten trüflü bir burgerimiz var. Yani büfede herhalde trüf bulamazsınız. Ya da mesela kullandığımız, kendi yaptığımız ekmekler, ya pancar suyuyla yaptığımız kırmızı ekmekler, ya işte aktif karbonla yaptığımız siyah ekmekler. Aktif karbon bayağı şu anda Amerika'da falan çok kullanılıyor, Londra'da bayağı bir kullanılıyor. Vücuda bir şey girerken bir yandan da faydası olsun aslında mantığı. Detoks özelliğinden dolayı ve bağırsak florasını temizlediğinden dolayı, iyi yönde temizlediğinden dolayı bir de öyle bir sağlıklı bir yönü var. Evet, hamburger yerken aslında biraz da pişman olmayacağız gibi bir durum i̇şte oluyor. Daha az pişman olmak en azından. Arkadan mis gibi kokular geliyor bu arada. Evet. O yüzden ben de bizler için hangi tarifler vereceksin, neler yapacaksın merak ediyorum. Bugün bizim en çok sattığımız ürünlerden aslında kokoreçimizi gerçekten çok beğeniyor insanlar. İzmir'den geliyor. Çok benim de sevdiğim bir markadan yıllardır. Onu biz burada pişiriyoruz. Onunla bir taco yapacağız. Yani kokoreçli taco'yu herhalde biz yaptık. Evet, şu an ben de ilk defa duyuyorum. Tavuklu, peynirli, sebzeli biliyoruz ama kokoreçli nasıl olacak bakalım? Bir tanesi o olacak. Bir tanesi en klasik, böyle en sevilen burgerlerimizden biri Fat Boy. O da dana kuyruktan yapılıyor, pöçten yapılıyor. Onunla beraber bir burger yapacağız. Bir de menümüze yeni girecek olan ve geçenlerde aslında bir isminle karşı anket yaptığım ama henüz bir cevap alamadığım bir yeni bir burgerimiz var. Onu deneyeceğiz. O halde başlayalım bir an önce. Ben çok merak ediyorum. Seve seve. Buyurun. Neyle başlıyoruz? Bu takoreç. Yani kokoreçli taco ile başlayacağız. Şimdi o pişti. Yavaş yavaş malzemeleri gelsin. Burada genelde restoranlarda başlangıç menülerinde görebilirsiniz taco'yu. Fakat evlerinizde de masalarınızı şenlendirmek için taco yapabilirsiniz bence. Yani şöyle söyleyeyim, Meksika'da bayağı evlerde yapılan bir şey. Değil mi? Meksika yemeği zaten Meksika normalde. Meksika yemeği, evet. Bu tortillaları kendimiz yapıyoruz zaten. İşte şu yeşil olanlar ıspanaklı, pancarlı, bu da zerdeçallı. Hem bir yandan güzel bir görüntü versin, bir yandan da şöyle bir farklılık yaratsın diye. Bir parça onların ısıtılması gerekiyor. Sonra ekşi krema. Bence olmazsa olmazı bunun. Birazcık pul biber atıyoruz. Olmazsa olmazı kokoreçin. Bir de biz birazcık böyle İzmir'de yapıldığı gibi İzmir usulü kokoreç seviyoruz. İri kıyım, çok fazla pişmemiş. Bunun üstüne tabii ki koyacağımız farklı ürünlerimiz var. Lahana turşusu birazcık. Diğer parça yeşil soğan. Evet, ilk ürünümüz hazır. En sevdiğim tarafı, yani bayağı bir protein yiyebiliyorsunuz böyle. Çünkü oldukça ince, yaklaşık 15 gramlık falan bu şeyler, takolar. Ve olmazsa olmazı mutlaka bir misket limonu sıkmak gerekiyor. Bunu da senden rica edeceğim. Tabii. Limonumuzu da sıktıktan sonra şu anda hazır. Takomuz hazır. Başlangıç olarak taco ile başlayabiliriz. Tabii hemen arkasından ben yanından ayrılmıyorum, bir hamburger yapacağız. İki o da tane, çok evet, tatlı. Hatta iki tane sürpriz oldu bu da benim için. Tamam, iki tane yapalım. Hamburger yapımına başlıyoruz. Siyah ekmek görüyorum. Bunu bize biraz anlatır mısın? Aktif karbon ekmek aslında buradaki imzalarımızdan biri. Bu dükkanın imzalarından bir tanesi. Bayağı yurt dışında şu anda popüler bir ürün. Aktif karbon kullanarak aslında bir yandan da burgeri yerken, bir yandan da nasıl diyeyim, en azından sağlıklı bir yönü olsun. Yani
en azından bir faydası da olsun vücudumuza, ona çalışıyoruz. Aslında bu nasıl yapılıyor? Hindistan cevizinin kabuğu, farklı farklı sebzelerden de yapıyorlar ama en azından bizim kullandığımız 600-700 derecelerde yanıyor. Sonra bir kimyasal solüsyonun içine konuyor ve o da daha sonra vücutta zehirlenmelere karşı özellikle o mide ve bağırsak yollarında güzel bir temizlik yapıyor. Yani filtreyle atıyor gibi düşünün o bütün istenmeyen florayı. Şimdi buradaki en sevilen, en dev burgerlerden bir tanesi. Bu arada etimiz de kızardı ve geldi. Bir parça erimiş baharatlı yağ sürüyoruz. Bu gördüğünüz gibi altta burger köftesi var. Tamamıyla kaburgadan yapılan. Onun üstünde de, şurada göstereyim şöyle, dana kuyruk var. Yaklaşık bir 80-90 gramlık. Ekmeğimize bir parça ev yapımı barbekü sosumuz, hafif acılıdır. Hamburgerin lezzetli olması için etin ne kadar pişmesi gerekiyor? Bence orta pişmişin üstünde piştiği zaman hamburger lezzetini kaybediyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bu arada karamelize soğanımı unuttum. En son birazcık ev yapımı soğan turşusu. Ve bu şekilde kapatıyoruz. İkinci hamburgerimiz daha var. Onun da tarifini almak istiyorum hemen. Önce bir parça sosumuzu sürelim. Bu da hafiften tütsülenmiş bir mayonez aslında. İçinde neler var mayonezin? Hardal, hardal tohumları. Bu da o demin bahsettiğim 12 saat pişmiş dana kuyruk. Evet, bu da en son üyesi ailenin. Ya bakar mısınız? Gerçekten ikisi de çok değişik ve çok hoş duruyor. Tatlarını da merak ediyorum. Bu kokulara bakılırsa tadı da çok güzel olacaktır. Biraz sonra deneyeceğim ben. Eline sağlık diyorum. Vermiş olduğun tarifler içinde, ayrıyetten tüyolar içinde. Rica ederim, ne demek. Zevkli. Beraber tadına bakalım istersen. Olur, hadi. Sadece tadıp bırakmak istemiyorum çünkü o kadar güzel olmuş ki ellerine sağlık. Çok güzel. Bir de şöyle bir durum var. Etin tadını gerçekten çok iyi alıyorum. İçinde bir sürü sos olmasına rağmen. Tadı çok farklı ve ekmek bu kadar mı değiştirir tadı içindekiler? Çok farklı değil mi? Evet, fark ediyorum. Damak zevkinize göre aslına bakarsanız bunu ya da onu tercih edebilirsiniz. Sen hangisini beğendin? Sanki benim damak zevkime bu daha uygun gibiydi. Evet. Ama bu da muhteşem bence. Çok teşekkür ediyorum. Rica ellerine ederim. Sağlık Rica diyorum. Ederim. Ben burgerleri yemeye devam etmek istiyorum. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.